Tabii çok zor dönemlerden geçiyor ülkemiz. Bir seçimi geride bıraktık. O seçimin hayhuyu içerisinde birçok şeyi konuşmak tabii geride kaldı. Demokratik açıdan, ekonomik açıdan en sıkıntılı, en fukaralaştığımız dönemlerden birini yaşadık. Hepimizin dileği önümüzdeki yılın hem demokratik açıdan hem ekonomik açıdan insanlarımıza refahı gerçekten hak ettiği o modern yaşamı tekrar geri getirmesi. Bu sıkıntıların 2022 ile birlikte geride kalması. Biz de bu akşam 52. yaşımızı kutladık. Tabii Cumhuriyetçi Türk Partisi ailesi hem çok büyük bir aile hem çok ciddi bir geleneğin ürünü. Dolayısıyla hepimizin derdi bizimle birlikte 52 yıldır mücadele edenlerin verdiği mücadeleyi sonuçsuz bırakmamak. Biz onlardan bir şey devraldık. Daha da büyüterek bizden sonrakilere devredeceğiz. O akşam da söyledim. Yani bir mutluluğumuz var. Sonuç itibariyle en fazla belediye bizim amblemimiz altında. 7 belediye bizde var. 6 belediye Ulusal Birlik Partisi'nde var. Bir de tabii ilçeler bazında baktığımız zaman bizim bir ilçede yönetimimiz vardı Lefke'de. Onun yanına Girne ve Mausa gibi iki önemli ve büyük ilçeyi de ekledik. Dolayısıyla hitap ettiğimiz nüfus çok genişledi. Ama tabii ki bu mutluluk bir buruk mutluluk. Çünkü bizim tüm belediye başkan adaylarımız aslında son derece nitelikliydi. Oralar için de bu akşam söylediğim gibi tabii ki öz eleştirimizi yapacağız. Biz hiçbir zaman seçmeni suçlayan bir siyasi parti olmadık. Her zaman için sonuçların sorumluluğunu kendimizde görürüz. Bunun öz eleştirisini yaparız ve yürümeye devam ederiz. Dolayısıyla o seçim artık hatasıyla sevabıyla bizim açımızdan dediğim gibi 7 belediyemiz var, 3 ilçemiz var. Yani diğer tüm partilere baktığınızda bu anlamda öndeyiz. Ama tabii Cumhuriyetçi Türk Partisi kendi belediyecilik vizyonunu bütün ülkeye yayma hedefinde bir parti. Yok yani kaybettiğimiz yerlere baktığınızda Gönyeli, Alayköy. Alayköy orası Sayın Benli için yeniydi. Geçitkale, Serdarlı, sevgili Hasan Öztaş için Serdarlı ve artı oraya iki köy daha bağlandı. Mehmetçik büyük konuk orada önem arz ediyordu. Dipkarpaz, Yeni Erenköy son derece geniş bir alan. Dolayısıyla elbette bunun etkisi oldu. Ama dediğim gibi biz siyasi parti olarak hiçbir zaman dışsal faktörlerle sınırlı tutmayız değerlendirmelerimizi. Muhakkak kendi öz eleştirimizi yaparız. Halkımıza tekrar gideceğiz oralarda. Neydi problem, tam olarak neyi anlatamadık, onları anlayacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Şöyle bir seçim sürecinde bir propaganda yürütüldü, yani vekil olanlar aday olmamalı falan diye. Aslında bu ilk defa olmuyordu. Hep anlattık yani Girne'de sevgili Sümer Aygın vekilken kazanmıştı. Girne'yi sevgili Kadri Fellahoğlu vekilken Lefkoşa'da belediye başkanı olmuştu. Ama bu dönemde bunun ciddi bir propagandası yapıldı. Tabii bu ne kadar etkili oldu seçmen üzerinde, yani vekiller belediye başkan adayı olmamalı propagandası, onu ölçmemiz lazım. Yani şu anda elimizde onların verileri yok. Onun dışında bu bölgelerde tabii mesela şeyde Yeni Boğaz içinde özellikle iki aday arasında seçim geçiyor algısı Şifa Hanım'ın üzerinde olumsuz etki yarattı. Bunlar ilk değerlendirmeler ama dediğim gibi en önemli değerlendirme halkın değerlendirmesidir. Takdire sonuna kadar saygılıyız. Ama biz tekrar halkımıza gidip nedenlerini de muhakkak surette araştıracağız. Son olarak yeni... Tekrardan tüm halkımıza gerçekten bu fukaralaşma olgusunu geride bıraktığımız, tekrar vurguluyorum, sadece ekonomik değil demokratik açıdan da fukaralaşma olgusunu geride bıraktığımız, çok daha aydınlık, böyle olacağına da yürekten inandığım bir 2023 diliyorum.